İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan Cumhuriyeti'nin diaspora vekili Zareh Sinanyan'a açık mektup. ABD Temsilciler Meclisi'nin tüzük komisyonu, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıma kararını onayladı. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mas İsmailyan, ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor. İsrail Büyükelçisi Erdoğan, Türkiye'yi bölgesel terör merkezine dönüştürüyor. Deir ez-Zor'da Fırat üzerine bir duba köprü inşa edildi. Berlin'e yürüyen Erciş'li yetim general Nıver Safaryan. Batı Ermenistan. Ermenistan Cumhuriyeti diaspora vekili Zareh Sinanyan, "Benim Büyük Hayk hakkında bir bilgim yok. Tanımanın stratejik amacı vatanda bir Ermeni olarak yaşamaktır. Tanıma bir halk olarak atacağımız birçok adımlar içerisinde taktiksel bir adımdır. Bu daha çok ulusal güvenlik meselesidir. Türkiye'nin tanımasıyla bizler ne kazanacağız? Taktikleri ve politikaları uygulayabilecek olan tek varlık Ermenistan Cumhuriyeti'dir. Devletin varlığı şarttır. Türkiye'ye gelince gelecekte ilişkinin diasporayla değil Ermenistan Cumhuriyeti ile olacağına sizi temin ederim. Bizler diasporanın Batı Ermenistan için mücadele etmek istediğini söylüyoruz. Ancak bu mücadele nasıl devam etmeli? Diaspora Batı Ermenistan'ı nasıl geri getirecek? Eğer bana bu soruyu cevaplayabilirseniz bunu duymaktan ben sadece sevinç duyarım. Ancak tüm kurumlara sahip olan ve dış politika yapan Ermenistan Cumhuriyeti Devleti var. Bu çok daha güçlü bir araçtır. 19 Ekim 2019 Antranik Kasparyan. Doğru, biz Batı Ermenistan'ı kaybettik. Bugün bizim vatanımız olarak Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerimiz var. Batı Ermenistan kökenli diasporadan başka kim daha iyi kayıp Ermenistan'ımız için mücadele verebilir? Nasıl Batı Ermenistan hakkında konuştuğumuzda geçmişteymiş gibi konuşuyorsak, Ermenistan hakkında konuşurken de aynı geçmişteymişi konuşmak istemiyoruz. 19 Ekim 2019 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen 260 sayılı karara göre Soykırım Sözleşmesi 13. madde hükümlerine saygı göstererek 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe girdi. Ve Ermenistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Bildirgesi'nin 11. maddesine göre Ermenistan Cumhuriyeti, 1915'te Osmanlı Türkiye'si ve Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı uygulanan soykırımın uluslararası tanınmasını desteklemektedir. Ve 13 Eylül 2007 tarihinde Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği Yerli Halkların Hakları Bildirgesi'ne Ermenistan Cumhuriyeti dahil olmak üzere 143 ülke, lehte oy kullandı. Batı Ermenistan ve Kilikyan'ın yerli Ermeni halkı soykırıma maruz kaldı. Bu, Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Ceza Sözleşmesi'nin 3 maddesince onaylandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti, Türkiye hükümetinden tazminat isteyebilir. Zira uluslararası hukuka göre Ermenistan Devleti'nin Batı Ermenistan bölgesinde Türkiye ile olan daimi sınırları 1920'de Sevr Antlaşması'nın hükümleri, Woodrow Wilson'un tahkim kararı ve Batı Ermenistan'da Ermeni halkının haklarını düzenleyen müttefik kuvvetlerce belirlendi. Uluslararası hukuka göre yalnızca Batı Ermenistan ve Kilikya'daki yerli Ermeni nüfusunun soyundan gelenler ve soykırımdan kurtulanlar tazminat talebinde bulunabilir. Soykırım, bu topraklarda yaşayan yerli Ermeni nüfusundan kurtulmak, mülklerini ve taşınmaz mallarını ellerinden almak için işlendi. Bu nedenle bir devlet sisteminde örgütlenen Batı Ermenistan Ermenileri, devletin soykırıma maruz bırakılan ve sınır dışı edilen yerli halkların nesilleri olarak Türkiye ve uluslararası mahkemeler nezdinde topraklarını geri almak için tazminat davası açabilirler. İslamlaştırılmış ve diğer dinlerdeki bizim Ermeni asıllı kardeşlerimizin ve kız kardeşlerimizin bu durumuna da ayrıca önem verilmelidir. Yerli halkın çocukları olarak bizler, Ermenistan Cumhuriyeti'nin bugün yapamayacağı bu durumu insan haklarına dair uluslararası bir mesele olarak ortaya koyabiliriz. Zira Artsakh meselesinde olduğu gibi bu mesele uluslararası sınırların bir ihlali olarak görülebilir. Artsakh, yerli halkın kendi kaderini tayin etme hakkının en iyi örneğidir. Aynısı mültecileştirilen Ermeni halkının konumunda da kullanılabilir. Batı Ermenistan Parlamentosu.
Amerika Birleşik Devletleri Ermeni Ulusal Komitesi'nin Twitter mikrobloğunda yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin alt meclisi olan Temsilciler Meclisi'nin tüzük komisyonu, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyan yasa tasarısını onayladı ve ele alınıp onaylanması için Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıma kararının ele alınması ve tarihi oylama 29 Ekim'de planlanıyor. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mas İsmailyan başkanlığındaki heyetin Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a çalışma ziyareti başladı. Heyette Artsakh Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkan Vekili David Melkumyan da yer alıyor. Ziyaret çerçevesinde Mas İsmailyan, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Artsakh Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adanmış etkinlikte bir konuşma yapacak. ABD Temsilciler Meclisi komiteleri başkanları ve üyeleriyle bir dizi toplantılar ve Washington'daki prestijli analitik kuruluşlarında konuşmalar öngörülmektedir. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ayrıca Ermeni toplum örgütlerinin temsilcileri ile de bir araya gelecek. İsrail, Kürtlerin etnik temizliği konusunda uyardı ve uluslararası toplumu harekete geçip Kürt halkına yardım etmeye çağırdı. İsrail Ulusal Haber Ajansı olan Arutz Sheva'nın belirttiğine göre, İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Deni Danon, Türkiye'nin Kürtleri takip ettiği ve İslam Devleti teröristlerini Suriye cezaevlerinden salıverdiği halde Birleşmiş Milletleri İsrail'e odaklandığı için eleştirdi. İsrail elçi şöyle dedi: "Son görüşmemizden sonra Erdoğan, Kuzey Suriye'yi işgal etti ve bölgede istikrarsızlığı kışkırttı. Erdoğan, yıllar boyunca şiddet ve terör örgütlerini destekleyerek bölgeyi istikrarsızlaştırdı. Türkiye'yi tehlikeli, neo-Osmanlı, emperyalist bir yöne götürüyor. Erdoğan, birçok masum insanın ölümünden ve on binlerce insanın yerinden olmasından sorumludur. Erdoğan, Türkiye'yi bölgesel bir terör merkezine dönüştürdü." Rus Silahlı Kuvvetleri Danışmanı Ivan Poltev, gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye birliklerinin Rus uzmanların yardımıyla Deir ez-Zor'da Fırat Nehri üzerinde bir Duba Köprü kurduğunu söyledi. Köprü, Suriye'nin merkezi ile doğu illeri arasında normal ulaşım bağlantılarını sağlayacak. Bu durumun bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi ve Fırat'ın doğusundaki sanayinin gelişmesini teşvik etmesi bekleniyor. Poltev, köprünün hükümet ordusunun bölgede kalan yasa dışı silahlı gruplara direnmek için kuvvetleri daha hızlı bir şekilde doğuya aktarmasına izin vereceğini de sözlerine ekledi. Berlin'e yürüyen Erciş'li yetim general Nüver Safaryan, 1915'ten sağ kurtulup Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilmesinde payı olan General Nüver Safaryan, Vanlı bir yetimdi. General henüz Kafkasya'dayken askerlerine şöyle diyordu: "Çoğumuz Batı Ermenistanlı yetimleriz. Bizim için Kars, Garin Erzurum, Van, Muş ne anlam taşıyorsa Berlin'i kurtarmak da o anlamı taşımalı." Mayıs 1945. Nazi Almanyası'nın başkenti Berlin düşmüş, Kızıl Ordu askerleri kentin sokaklarında zaferi kutluyor. Savaşta verdiği milyonlarca kaybın yanı sıra Nazi işgali altında yok edilmiş köyleri, harap olmuş kentleriyle Sovyetler Birliği için tarifi zor bir an. Sovyet coğrafyasının hemen hemen her yerinden gelen bu askerler sokaklarda tankların üzerinde şarkı söyleyip dans ediyor. Elbette aynı çeşitlilikteki dillerde, müziklerle ve danslarla. Bunların arasında tanıdık sesleri duymak mümkün. Mesela davul zurna eşliğinde Koçari dansı yapan Tamanyan Tümeni. Ermeni askerlerin başında bulunan kişi ise Van Erciş'li bir Sovyet generali Nüver Safaryan. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Antranik Manukyan tarafından seslendirilen Arakel Muşyak adlı eseri sunuyoruz. Barit sasun vohç aşkar hiyatav, barit sasun vohç aşkar haskatav, vor bar çesa ayl mi aski kaç badmutyun, ur bardutyun nankamuni he bardutyun. Halal eke sasun bari. Müzik
tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.